Bu bölümde günlük yaşamda en çok kullanılan 100 cümleyi öğreniyoruz. Ders boyunca öğrendiğiniz cümleleri ve kelimeleri çok eğlenceli film sahneleriyle ve görsellerle de pekiştireceğiz. Hemen başlıyoruz. Hurry up! Hurry up! Hadi acele et! Acele et! Hurry up! Come with me! Come with me! Benimle gel! Come gel! With! With! ile me benimle come with me benimle gel come with me if you want to live come with me I'm Dr. Stephen Strange. I need you to come with me. Hang on. Hang on. Bekle. Dur. Bekle. Hang on. Aynı şekilde. Hold on. Hold on. Bekle. Dur. Be careful. Be careful. Dikkat et. Be careful. Careful. Dikkatli demek. Be careful dediğimizde dikkatli ol. Be careful Steve. Be careful. I'll say it again. Be careful Bill. Must be Give me a break. Give me a break. Birisi sizi bir konuda rahatsız ediyordur ya da aynı konuda sürekli olarak dert yanıyordur size. Siz de ona dersiniz ki, Give me a break. Give me a break. Bana bir rahat ver, beni bir sal, bir ara ver, bir rahat ver. Give me a chance. Give me a chance. Bana bir şans ver. Tam sözlük çevirisi. Give me bana ver, a chance şans ver and give me a chance, okay? Give me a chance to save him. Give me a chance. Look, give me a chance. Give me a hug. Bana bir sarıl. Hani gel bir sarılayım. Give me a hug. Bana bir sarılma ver demiş oluyoruz gibi. Tabii Türkçede bu yok ama give me a hug. Hadi bir sarılayım. Gel bir sarılayım demek oluyor. Never mind. Never mind. Boş ver. Önemli değil. Never mind. Yani biz bir şey söylüyoruz. Karşı tarafa anlatamadık belki. Olaylar karıştı. Ya boş ver, boş ver. Okay. Never mind. You know what? Never mind. <laughs> Forget about it. Forget about it. Unut. Unut. Forget about it. Unut. Never mind. Boş ver. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Beni yanlış anlama. Bak böyle bir şey söylüyorum ama lütfen yanlış tarafından anlama beni. I mean, don't get me wrong. It's a great school. Oh, don't get me wrong. Oh gosh. You know, don't get me wrong. Jeff is an amazing guy. Enjoy your meal. Enjoy zevk al tadını çıkar Enjoy your meal yemeğinin tadını çıkar yani afiyet olsun Enjoy your meal Enjoy your lunch öğle yemeğinin tadını çıkar afiyet olsun Enjoy your dinner Get, get, get out of here. get out Get out Get out of here Get out of here Çık git buradan çık git seni gözüm görmesin buradan git Get out of here Get lost Get lost Kaybol. Kaybol. Gözüm görmesin. Get lost. Get over it. Get over it. Over üstünde, üzerinde, üstesinden manasına geliyor. Get over it. Şu konunun üstesinden gel artık. Yani aslında bu ne demek oluyor? Mesela birisinden ayrılmışsınızdır. Sürekli olarak arkadaşınıza ağlıyorsunuzdur. Arkadaşınız da size der ki: "Ya yetti artık. Hadi kapat şu konuyu. Şu konunun üstesinden gel. Arkada bırak." Okay. Hey, life isn't fair sometimes, Nadine. Okay, get over it. So, get over it and grow up. Get over it. Do me a favor. Do me a favor. Bana bir iyilik yap. Bana bir iyilik yap. Do me a favor. Ya da bunu soru olarak da kullanabiliriz. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Bana bir iyilik yapar mısın? Uh, but can you do me a favor and tell me where are all the exits? Can you do me a favor and be his friend? Listen, um, can you do me a favor? Never give up. Never give up. Give up vazgeçmek demek. Never give up. Hiçbir zaman vazgeçme. Bunu aynı şekilde don't give up şeklinde de söyleyebilirsin. Don't give up. Vazgeçme. Don't worry. Endişelenme. Merak etme. Don't worry. Don't blame me. Don't blame me. Don't blame me. Beni suçlama. Let's go. Let's go. Hadi gidelim. Let's go. Let me check. Let me check. İş hayatında her gün kullandığınız cümlelerden bir tanesi. Let me check. Bir bakayım, bir kontrol edeyim. Bir soru geliyor. Hani şu gün şu saatte bir toplantı yapabilir miyiz? Let me check. Bir kontrol edeyim, programıma bakayım. Let me check. Call me back. Beni ara, beni geri ara. Call me back. Call me beni ara. Back geri, geri dönüş yap. Cut to the chase cut to the chase sadede gel önemli noktaya kes hani bütün bu gereksiz yerleri kes cut to the chase ya da get to the point uzatma konuya gel get to the point sadede gel this is very cute and all but can we get to the point mac let's get to the point şimdi de zamanla ilgili birkaç tane kalıp öğreneceğiz again again tekrar tekrar again as soon as possible bir an önce Mümkün olduğu kadar erken. Bir an önce. As soon as possible. Just a moment. Just a moment. Just a moment. Bir dakika. Just a moment. Just a moment. One more time. One more time. One more time. Bir kere daha. Bir kere daha. One more time. I apologize for being late. I apologize for being late. Geç kaldığım için Üzgünüm özür dilerim. I apologize. Özür dilerim for being late. Late geç. Geç olduğum being late. Geç olduğum için I apologize. Özür dilerim. So far so good. So far so good. Şimdiye kadar gayet iyi. Hani birisi geldi bir şey üzerine çalışıyoruz diyelim iş yerinde. Hani nasıl gidiyor? How is it going? So far so good. Hani şimdiye kadar iyi bir sıkıntı yok. Yeah. So far so good. So far so good. So far so good, so far, so good. So far, so good Chris. Şimdi it, this ve that ile başlayıp günlük yaşamda en çok kullanılan cümleleri öğreniyoruz. It's up to you. It's up to you. Sana bağlı. Hani sen nasıl istersen. It's up to you. Sana bağlı. It is what it is. It is what it is. Şimdi bu yine birleştiği zaman sesler böyle... It is what it is. It is what it is. It is, what it is. <laughs> ...gibi oluyor. It is what it is. Neyse o. Yani diyelim ki yeni bir işe girdiniz tahmin etmediğiniz kadar zor çıktı e, diyorsun ki ya ne kadar zormuş ben ne yapacağım şimdi arkadaşın diyor ki e, yani neyse o hani olan bu elimizdeki bu it is what it is it is what it is it doesn't matter fark etmez fark etmez it doesn't matter fark etmez it happens olur böyle şeyler hani it happens aynı şekilde bu sokakta shit happens ya olur hepimizin başına gelir it happens Hani shit happens. O da olur, bok da olur. Kötü şeyler insanın başına gelir. Olabilir. It happens. That's all. Günlük yaşamda çok fazla kullanacağınız cümlelerden bir tanesi de bu. That's all. Bu kadar. Diyelim ki bir şey anlatıyorsunuz, bir konu anlatıyorsunuz ya da bir ders veriyorsunuz birine. Anlattınız, anlattınız ondan sonra that's all. Bitti bu kadardı. That's all. All hepsi demek. That's all. Bu hepsi. Bu kadar. Bitti. Hatta Bugs Bunny mi diyordu? That's all folks. <laughs> That's fantastic. That's fantastic. Bu muhteşem. Muhteşem. Bu fantastik. Harika. That's great. That's great. Bu çok iyi. Diyelim ki bir haber aldık bir yerden. That's great. Bu çok iyi. Great. That makes sense. Hmm. Bu mantıklı. Bir karşılıklı bir diyalog içindeyim. Karşı taraf bana bir fikir sundu. Ben diyorum ki ha, that makes Sense, ha bu mantıklı. Yani söylediğin şey mantıklı. Yeah, I guess that makes sense. I guess that makes sense. That explains it. That explains it. Ha, bu her şeyi açıklıyor. Demek ki bu yüzden yapmış bunu. Diyelim ki bizim anlamadığımız bir durum var ya diyorum ki nasıl olur? Bu nasıl olmuş olabilir? Sonra ben işlerin arkasındaki sırrı öğreniyorum. Diyorum ki that explains it. İşte bu her şeyi açıklıyor. That explains it. Explains why. That explains it. Now we understand. That explains it. This is very important. This is very important. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Şimdi günlük yaşamda I am ile başlayıp en çok kullanılan cümleleri öğreniyoruz. I'm hungry. I am hungry. Karnım aç. Açım. I am hungry. I am proud of you. I am proud of you. Seninle gurur duyuyorum. I am broke. I am broke. Battım. Metaliksizim. Hiç param yok. I am broke. I am grateful. Minnettarım. Bana bir iyilik yapılmış. Ben de diyorum ki I am really grateful. Gerçekten really Grateful minnettarım, gerçekten minnettarım. I'm afraid you're right. Sanırım, korkarım. I'm afraid. Hani böyle korkmak değil de sanırım dermiş gibi. Hani korkarım, kötü bir haber vereceğim yani. I'm afraid you're right. Hani korkarım, sen haklısın. I'm not so sure about this. About this. Bu konu hakkında. I'm not so sure. Bu kadar emin değilim o kadar emin değilim. Yani bir dur bakalım. Hani I'm not so sure about this. I have an idea. I have an idea. Bir fikrim var. Bir fikrim var. I have an idea. I have no idea. Hiçbir fikrim yok. I have no idea. I think so. I think so. Sanırım ee, böyle, evet sanırım öyle. Hani emin olmadığımız bir şey söylüyor ama bir şekilde katılacağım ben. I think so, sanırım, sanırım. Eğer bu videonun yararlı olduğunu düşünüyorsan, bu tarz videolardan daha çok olsun diyorsan, bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ve süper teşekkürle teşekkür edebilirsin. I will do my best. I will do my best. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. My best, benim yapabileceğimin en iyisi. I will do yapacağım my best. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Well, I will do my best to make sure it doesn't happen again. I... All right, um, do your best. Yes, I will I will do my best. Bunu biraz önce öğrendiğimiz cümleyle bir arada kullanabilirsin. Give me a chance. Bana bir şans ver. I will do my best. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Give me a chance. Bana bir şans ver. Just Give me a chance. Please. Give me a chance. Burada size öğrettiğim cümlelerin birçoğunu bir araya getirip birlikte kullanabilirsiniz. Şimdi bir challenge yapalım. Burada öğrendiğiniz cümlelerden en çok kaç tanesini bir araya getirebiliyorsunuz? Bana aşağıya ufak bir tane diyalog yapın ya da bir combo yapın bu öğrendiğiniz cümleleri. Aşağıya yazın hangilerini sizce bir arada kullanabilirsiniz. Ben de size cevap vereceğim. Olur ya da olmaz diye. I feel good. I feel good. To feel, hissetmek demek. I feel good, iyi hissediyorum. Ve bunun tam tersi nasıl olur? Tam tersini nasıl söyleriz? I feel bad, kötü hissediyorum. Şimdi içinde don't olan cümleleri öğrenelim. I don't mind. Benim için pek önemli değil, benim için fark etmez. Bize birisi bir şey sormuş. Şunu mu alırsın, şunu mu yersin, bunu mu istersin? I don't mind. I don't mind. Hani benim için fark etmez. Ya da biri şey demiş olabilir. Hani sigara içebilir miyim yanında? Hani ben fark etmez benim için. Beni rahatsız etmez. No, I don't mind. I don't know. I don't know. Bilmiyorum. I don't know. Bilmiyorum. I don't mean it. Öyle kastetmiyorum. Ya da bu genellikle geçmiş zamanıyla kullanılıyor. I didn't mean it. Yani ben öyle demek istemedim. Ben öyle kastetmek istemedim. Ben başka bir şey demek istedim. Siz beni yanlış anladınız diyormuşuz gibi oluyor. Hani I didn't mean it. Öyle demek istemedim. I didn't mean it. Nicole, I'm sorry. I didn't mean it. Well, I'm sorry. I called you a loser. I didn't mean it. I can't believe it. I can't believe it. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Artık ne olmuşsa inanamıyorum. I can't believe it. Believe inanmak demek. I can't believe inan inanamıyorum. It buna ona hani buna ona inanamıyorum olan şey neyse. I can't help it. I can't help it. Diyelim ki değiştirmek istediğiniz bir alışkanlığınız var ama bir türlü beceremiyorsunuz. Akşamları yemek yemeyeceksin. Ondan sonra söz veriyorsun kendine ama akşam yemek yiyorsun. Sonra arkadaşına diyorsun ki ya yapamıyorum ya yani bir şekilde yiyorum işte I can't help it. Kendimi tutamıyorum. Beceremiyorum diyormuşuz gibi. Hani kendimi tutamıyorum. Beceremiyorum. I can't help it. I know. But I can't help it. I couldn't care less. I couldn't care less. Umurumda değil. Yani daha az umursayamazdım. I couldn't care less about Friday. I couldn't care less about the parties. Şimdi sorulara geldik. To be fiiliyle oluşturulan soruların günlük yaşamda en çok kullanılanlarından birkaç tanesi şunlar. Is that clear? Hani biraz önce siz bir konu anlatıyordunuz ya, anlattınız anlattınız. Ondan sonra diyorsun ki, hani anladınız mı? Bu açık mı? Anlatabildim mi? Is that clear? Bu açık mı? Temiz mi? Anlayabildiniz mi? Are you kidding? Are you kidding? Şaka mı yapıyorsun sen? Belli ki karşı taraf bize böyle. İnanılmaz bir şey söylemiş. Ben de diyorum ki şaka mı yapıyorsun? We need you to come in. Are you kidding? I'm working. Are you kidding? Biraz önce ne öğrendik? I can't believe it. İnanmıyorum. Are you kidding? Bak, hop ikisini birleştirdim. Are you kidding? I can't believe it. İnanmıyorum. Şaka mı yapıyorsun? Are you sure? Are you sure? Emin misin? Ya yani bu duyduğundan emin misin ya? Bu söylediğinden emin misin? Are you sure? I don't see anything. Are you sure they're there? Are you sure? Yeah, I'm sure. Yeah, I'm sure. Are you coming with me? Are you coming with me? Benimle mi geliyorsun? Benimle mi geliyorsun? Are you coming with me? Benimle mi geliyorsun? Are you serious? Ciddi misin? Ciddi misin? Are you serious? Ciddi misin? Şimdi de can yani ebilmek, abilmek fiiliyle kurulan sorulara bakalım. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Bunu biraz önce konuşmuştuk. Bana bir iyilik yapar mısın? Can you do me a favor? Bana bir iyilik yapar mısın? Can you do me a favor? can you do me a favor? Can you believe that? Buna inanabiliyor musun? Can you believe that? Can you please repeat that? Can you please repeat that? Please repeat that? Bunu lütfen ya da onu bunu lütfen tekrar eder misin? Can you please repeat that? Tekrar edebilir misin? Can I ask you something? Sana bir şey sorabilir miyim? Can I ask you something? Something bir şey. Can I ask? To ask sormak demek. Ask you sana sorabilir miyim? Can I ask you something? Sana bir şey sorabilir miyim? Can I ask you something? Can I ask you something? Şimdi geldik do yardımcı fiili ile kurulan sorulara. Do you need something else? Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Do you need something else? Something else. Something desem bir şeye ihtiyacın var mı? Something else başka bir şeye ihtiyacın var mı? Demek ki ben öncesinde bir şey vermişim. Bu detayları göz önünde bulundurun. Do you understand? Anlıyor musun? Do you understand? Anlıyor musun? Do you know what I mean? Do you know what I mean? Ne dediğimi anlıyor musun? Ya da ne, neyi kastettiğimi anlıyor musun? Bu biraz önce hani öğrendik ya cümleyi. Hani I don't mean it, I didn't mean it. Ben bunu demek istememiştim, bunu kastetmemiştim diye öğrenmiştik ya. Do you know? Do you know? Biliyor musun? What I mean? Ne kastetmek istediğimi anlıyor musun? Biliyor musun? Ne dediğimi anlıyor musun? Do you know what I mean? Do you know what I mean by that? Yes. Strange ideas. Do you know what I mean? Şimdi de what soru kelimesi ile kurulan cümle ve sorulara geldik. What do you think? What do you think? Ne düşünüyorsun? Bu konuda senin fikrin ne? What do you think? Think. Düşünmek. What does mean? Bu ortaya anlamını merak ettiğiniz kelimeyi söylüyorsunuz. Diyelim ki bird ne demek? Bilmiyorsun. What does bird mean? Bird ne demek? İşte karşındaki arkadaş. Bird is an animal, has wings. O da sana anlatmaya çalışacak. What's your phone number? What's your phone number? Telefon numaran ne? Ya da bir önceki bölümde ne öğrendik? Telefon numarasını nasıl soruyorduk? Can I get your number? Can I get your number? Telefon numaranı alabilir miyim? What's the matter? What's the matter? Nedir? Ne oluyor? Problem ne? Sıkıntı ne? Bu nasıl bir durum? Şimdi durumu hayal et. İki arkadaşım belki tartışıyorlar, bir şey oluyor, önemli bir şey var. Ben dışarıdan görüyorum, ciddi bir şey olduğunu görüyorum. Geliyorum yanlarına diyorum ki... What's the matter? What's the matter? Like getting you down? What's the matter? What's the matter baby? You don't think I look pretty like this? What's the matter? Ne oluyor? Ya da bu şey gibi beklenmedik bir şey karşısında ben bunu genelde söylüyorum. Hani hayırdır ne oluyor? What's the matter? What happened? What happened? Bu iki cümleyi ben birbirine bağlayabilirim. What's the matter? What happened? Ne oldu? Ne oldu da böyle davranıyorsun? What happened? What are you talking about? What are you talking about? Ne ne, ne diyorsun sen? Yani bunu farklı anlamlarda kullanabilirsin. Hani ne dediğini anlıyorumdur ne hakkında konuştuğunu biliyorumdur ama karşı taraf çok saçma bir şey söylüyordur. Ben derim ki What are you talking about? Adam Smith needs revision. What are you talking about? What are you talking about? O kadar saçma ki yani sen ne hakkında konuşuyorsun ki yani what are you talking about ya da gerçekten bilmiyorsunuzdur ne hakkında konuştuğunu şey diyebilirsin o zaman hani What are you talking about? I'm sorry what are you talking about? What are you talking about? No what are you talking about? Hani ne? Ne? <laughs> ne hakkında konuşuyorsun sen? Ne anlatıyorsun? What are you talking about? Hakkında. What are you doing now? Şu an, now ne yapıyorsun? What are you doing? Ne yapıyorsun? Now. What are you doing now? Şu an ne yapıyorsun? What do you want? Ne istiyorsun? What do you want? Ne istiyorsun? To want istemek. What do you need? Ne ihtiyacın var? What Do you need? Neye ihtiyacın var? What do you want to do? Ne yapmak istiyorsun? What do you want to do? Ne yapmak istiyorsun? Ya da bak bir tane ekstra cümle daha vereyim. What do you want me to do? Benim ne yapmamı istiyorsun? Okay. Hani bir, birincisi neydi? Sen ne ne yapmak istiyorsun? What do you want to do? İkincisi what do you want me to do? Benim sana ne yapmamı istiyorsun? Nasıl yardım edebilirim gibi. Şimdi geldik how yani nasıl soru kelimesiyle kurulan ve günlük yaşamda en çok kullanılan sorulara. How are you? Nasılsın? How are you? How can I help you? Sana nasıl yardım edebilirim? How can I help you? How was your weekend? How was your weekend? Hafta sonun nasıldı? Hafta sonu nasıl geçti? Bu arada was to işte be fiilinin geçmiş zamanı değil mi? Yani how is your weekend desem hani hafta sonu nasıl? How was your weekend dediğimde hafta sonu nasıldı demiş oluyorum. Çokça kullanılan diğer bir soru da how long does it take? Ne kadar sürüyor? Ne kadar alıyor? Birisi bir şey yapıyor. Ben de onun onu yapmasını bekliyorum. Diyeceğim ki ne kadar daha zaman alıyor? Alacak. Ne kadar sürüyor? How long does it take? How long does it take to really know someone? Take almak demek. How long ne kadar uzun? Does it take? Ne kadar zaman alıyor? How much does it cost? How much ne kadar? Does it cost? Cost bedeli olması fiili. Ne kadar kaç para demek yani? How much does it cost? How can I get there? How can I get there? Burada get fiili varmak manasında kullanılıyor. Oraya nasıl varabilirim? How can I get there? How long will you stay? Ne kadar uzun kalacaksın? Ne kadar süre kalacaksın burada? To stay kalmak demekti. Bunu biz nerede kullandık? Bir önceki bölümde. To stay on the line. Hatta kalmak. How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? How does that sound? Bu da günlük yaşamda çok kullanılan sorulardan bir tanesi. Nasıl kulağa nasıl geliyor? Hani bir fikir sunuyorum, bir plan ortaya atıyorum. How does it sound? Hani kulağa nasıl geliyor? Ne dersin? How does it sound? Buna nasıl cevap verebilirsin? Sounds great. Hani kulağa çok iyi geliyor. Süper bir fikirmiş bu. Sounds great. Ya da sounds good. İyi, iyi, kulağa iyi geliyor. Sounds good. How does that sound? That sounds perfect. How does that sound? Sounds good to me, sir. Şimdi who, yani kim soru kelimesiyle kurulan cümlelere Who are you? Sen kimsin? Who are you? Sen kimsin? Who cares? Ya, yani, kimin umrunda? Who cares? Kimin umrunda? Who told you that? Who told you that? Bunu sana kim söyledi? Told, tell, söylemek fiilinin geçmiş zamanı. Who told you? Sana kim söyledi? That. Bunu, bunu sana, hani bunu, onu sana kim söyledi? Who told you that? Şimdi geldik where. Yani nerede soru kelimesiyle kurulan sorulara. Where are you from? Nerelisin? Neredensin? Where are you from? Neredensin? Where do you live? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where are you going? Where are you going? Nereye gidiyorsun? Where are you going? Nereye gidiyorsun? Where are you, Where are you now? Where are you now? Şu an neredesin? Neredesin? Where is the post office? Postane nerede? Where is the bank? Banka nerede? How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? Bu bölümün de sonuna geldik. Eğer bundan önceki bölümlere ulaşmak istersen şuraya tıklıyorsun. Eğer evden kendi kendime nasıl yabancı dil öğrenirim sorusuna yanıt arıyorsan da şuradaki oynatma listesine bir sürü video bırakıyorum. Buradaki videolara geçiş yapabilirsin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.